Evet, değerli dinleyenler, bugün Sayın Fatih Gültekin hocamız bir konuşma yapacak. Kendisi kritik, analitik düşünce topluluğu için Hamidiye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Fatih Gültekin hocamız bu konuda bir konuşma yapacak. Analitik düşünmeyle ilgili. Hocam, size şimdi hemen biz diğer dokümanı da gönderelim. Hocam aktarabiliyor muyuz? Hocam isterseniz konuşmaya başlayabilirsiniz. Tamam. Teams üzerinden mi konuşuyoruz? Evet Ekranı buradan hocam. Teams paylaşayım. üzerinden. Arkadaşlar hocamızın bağlantısı için şu an bağlanabilir mi? Bağlı şu an. Şu an hocam bağlı mısınız siz de? Gerçi haklı. Konuyu anlatabilir mi? Konuşmaya başlayabilirsiniz hocam. Peki. Ben diğer şeyi iletimi de hemen size sağlayayım. Tamam, ben de şimdi ekranımı paylaşacağım inşallah. Tamam Evet, ekran paylaştırdığımızda hocam burada paylaşma panelinden paylaşabiliriz hocam tüm dosyaları. hocam. Burada oku işareti var ya hocam. Görebiliyor musunuz? Heh, tamam. Ben şu anda paylaşıyorum Evet şeyden. hocam. Evet hocam, şu anda geldi. Tamam. Herhangi bir sorun yok hocam. Tamam inşallah. Evet, değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. İnşallah herkes sağlık ve afiyettedir. Evet, bugün kritik, analitik düşünme üzerine konuşacağız. Yani bu benim uzmanlık alanım değil. Ancak bu konunun önemine binaen bir dönem yaptığım çalışmaları sunu haline getirdim. Yani tüm bireylerin ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Kritik analitik düşünmeyi kritik analitik düşünceyi bilmeyen, alışkanlık haline getiremeyen kişiler öncelikle kendi ailelerinde, iş ortamlarında iletişim sorunları yaşayacaklardır. Çünkü insanoğlu sosyal bir varlık, sürekli iletişim halinde ve Fatih Hocam. verilen düzgün veremiyor ise, gelen mesajı düzgün alamıyor, algılayamıyorsa, o zaman orada iletişim sorunları yaşayacak, sosyal sorunlar olacak. Eğer bu toplumsal düzeyde olacak olursa, o toplum bir takım sorunlar yaşayacak. Yani bugün dünyanın dört bir yanında yaşanılan darbeler, efendim, toplumsal iç huzursuzlukların temelinde insanların kritik analitik düşünmeden mahrum kalmaları ve buna bağlı olarak art niyetli kişiler tarafından yanlış yönlendirilmeleri yatmaktadır. Şimdi evet. Yani bu şeyimizde, bu seminerimizde yani neden kritik analitik düşünmeyi öğrenmeye ihtiyacımız var sorusuna cevap bulacağız. Yani bu cevap arayacağız daha doğrusu. Nelerden bahsedeceğiz? Yani iletişim süreçleri ve bu süreçlerdeki hata kaynaklarından. İnsanlar neden yanlış anlar ve yanlış anlaşılırlar? İnsanlar aynı konuda neden farklı düşünürler? Farklı anlamak fizyolojik bir olay mıdır? Normal bir olay mıdır? Sonra da kadın tanımına gireceğiz. Niye ihtiyaç var? Bu yeni bir şey mi yoksa eskiden de var olan bir şey mi? Onu konuşacağız. Sonra inanç sistemimizde kat ve bu beceriyi nasıl kazanabiliriz? Ondan bahsedeceğiz. Az önce bahsettiğimiz gibi bir günlük yaşamda sürekli bir iletişim yaşıyoruz. İletişim içerisinde bulunuyoruz. Yani bilginin bir kaynağı var. Yani bir insanda bir bilgi var. Bunu bir şekilde duygu ve düşünceye aktararak karşıya bir mesaj olarak iletiyor. Sonra da bunu birisi alıyor bizim mesajımızı. Sonra o da cevap veriyor. Ve bu döngü sürekli bu şekilde devam edip gidiyor. Yani şöyle ki gönderici, yani kendimizi düşünelim.
yani bilgimizi, duygumuzu, düşüncemizi bir şekilde kodlayarak ifade ediyoruz. Yani bu bir bakış olabilir, bir davranış olabilir, bir söz olabilir. Ancak bizim niyetimizi bir şekilde dışarıya yansıtıyoruz. Kızmak tarzında, kavga tarzında her şey. Sonuçta niyetimizi bir şekilde dışarı mesaj olarak aktarıyoruz. Sonra bu karşıya gidiyor, kime karşı biz bunu yapıyorsak. Sonra o karşı taraftaki kişi bunu çözümlüyor, algılıyor. Tabii çözümlerken bu kişinin bilgisi, görgüsü, deneyimine göre onu algılıyor. Yani aynı mesajı farklı insanlar farklı yorumlayabilir. Farklı anlam çıkarabilir. Bunun sebebi, bunun altında bu farklı bilgi, görgü, deneyim gibi farklı altyapılara sahip olmalarıdır. Şimdi bir dakikada yaklaşık bir konuşmacı 125-150 kelime konuşurken 150-200 kelime okunabilir, 500-700 kelime düşünülebilir, dinleyenlerse 40 kelime anlar. Şimdi okurken düşünme veya dinlerken düşünme arasında yani zihnimiz çok hızlı çalışabilir. Yani zihnimize bu avantajı vermemiz lazım. Dinlerken yorumlayarak dinlemek, analiz ederek dinlemek için imkanımız var, zamanımız var. Ve bu arada yani 40 kelime anlar, yani konuştuklarımızın çoğunluğu konuşmacılara ulaşmıyor. Yani bu bir anlamda bugün benim size anlatacağım konuların çoğunluğu size ulaşmayacak. Yani dinleyeceksiniz ama anlamayacaksınız, dikkatinizi veremeyeceksiniz vesaire. Evet, insanlar niye farklı düşünürler? Çünkü insanların algılamaları ve konuları, yorumlamaları farklı olmaktadır. Yani bunu günlük yaşamda da hep yaşıyoruz. Neden oluyor? Çünkü insanların doğruları farklı, öncelikleri farklı, sorunları farklı, bilgi, kültür ve tecrübe birikimleri farklı. Yani bu konuda herkes düşünsün böyle. Var mıdır acaba örnek? Yani neden insanlar mesela doğrularımız farklı olduğu için insan olayları farklı yorumlayabiliyoruz. Yani bunun için her gün televizyondaki açık oturumları şöyle bir baksak, dayandırdığınız temeller önemli. Öncelikler önemli. Yani benim için maddi çıkar önemlidir. Öbür için efendim manevi değerler önemlidir. Diğer için efendim toplumsal bazı durumlar önemlidir gibi. Dolayısıyla yani bugün için önemli olan bir konu yarın için önemsiz olabilir. Yani sorunlarımıza bağlı olarak bunlar değişir. Bir de sahip olduğumuz bilgi, kültür ve tecrübe birikimleri olaylara farklı yaklaşmamıza sebep oluyor. Ben bunu kendi ailemde yaşıyorum, çocuklarımla yaşıyorum. Yani benim şu an gençlik yıllarımda yaşadığım olaylar, tecrübeler beni bir noktaya getirdi. Yani şu anda toplumsal olaylara bir bakışım var, bir duruşum var. Ancak benim yaşadığım olayları çocuklarım yaşamadığı için, sizler yaşamadığınız için aramızda bir farklı yaklaşım var. Yani benim sonunda beklediğim sonuç başka ama siz yaşta arkadaşlarımızın sonuç tahminleri farklı oluyor. O yüzden bu yani normal bir süreç. Yani farklı düşünüyor olmamız normal bir süreç. Yani şimdi hani bakış açısı önemli. Ya burada yani bu ressam şansı yok. Yani bütün resimlerinde işte bu dağları çizecek. Onun başka türlü görme şansı yok. Evet, peki farklı anlamak fizyolojik midir? Şimdi arkadaşlar, algılama dediğimiz olay, beş duyu organımızla yaptığımız, dış dünyadan algıladığımız bilgilerin seçip alınmasıdır. Burada beş duyu organımız önemli.
Ve duyu organlarımız yanılabilir ve sınırlıdır. Yani algılama kapasiteleri sınırlıdır. Bunlar yıllardır olan ama hepinizin daha önce gördüğü şekiller ama yani duyu organlarımızın yanılabileceğine dair ben birkaç örnek koydum. Hani burada aslında bunlar dönmüyorlar, sabitler ama işte gözümüz bunları hareketli dönüyor gibi algılıyor. Bu şekiller de öyle. Yani sanki bu çarklar hareketli dönüyorlar, kımıldıyorlar gibi. Ya bunlar da yine mesela aslında sabitler, kımıldamıyorlar. Ancak gözümüz bunları kımıldıyor gibi, bir dalgalanma hareketi var gibi görüyor. Aynı şekilde bu bademler de dalgalanıyor gibi görüyoruz. Ancak bunlar sabit. Burada hani bunlar paralel çizgiler ancak biz bunları paralel değilmiş gibi görüyoruz. Yani şuraya baktığımız zaman helezon mu görüyoruz yoksa daireler mi görüyoruz? Aslında burada daireler var ancak bir helezon şeklinde merkeze doğru gittikçe daralan bir yapı görüyoruz. Göz yanılması. Yani buradaki mesela ortadaki noktaya baktığınız zaman dönen pembe ışık noktacık bir dönem sonra yeşile dönüyor. Biraz daha beklerseniz o kırmızıların hepsi siliniyor. Sadece bir yeşil dönen topçuk kalıyor ortada. Bunlar duyu organlarımızın yanılmasıyla ilgili güzel örnekler. Mesela ekrana şöyle kafanızı uzaklaştırıp yakınlaştırırsanız noktaya bakarak bu çarkların zıt yönde döndüğünü göreceksiniz. Aslında bunlar dönmüyorlar, sabit duruyorlar. Bu da bir göz yanılması. Evet, bu Einstein'ın yüzünde 3 tane figür var. Dikkatli bakarsanız gözlerinin altında ve burnunda değil mi? Burada 3 tane insan figürü var. Onlar normalde görülmez. Yine burada baktığınız zaman bir sakallı saçlı bir adam gibi görüyorsunuz. Ancak biraz daha yakından baktığımız zaman işte bunun işte köprünün altından geçen efendim, atlı bir kişi olduğunu görüyoruz. Yine bu da çok klasiktir. Hani burada iki at mı görüyorsunuz yoksa bir kadın yüzü mü görüyorsunuz? Burada yaklaştırdığımız zaman daha farklı bir görüntü ortaya çıkıyor. Yine burada bir kadın yüzü gibi görünse de yaklaştırdığımız zaman bunların çiçeklerden, böceklerden ibaret olduğunu görebiliyoruz. Yine burada bir kadın yüzü ancak yaklaştırdığımız zaman yine ağaçlar, kuşlar görüyoruz. Evet, dolayısıyla algılama seçici ve yanıltıcıdır. Dış dünyadaki gerçek bizim gerçeğimizdir. Yani bizim algıladığımız şey gerçek olmayabilir. Burada vurguladığımız şey bu. Peki diğer faktörler neler yanılmada? Yani şartlandırılmaya yatkın olmamız. İnsanoğlu şartlandırılmaya yatkındır. Mesela bunu hipnoz örneği çok güzel bir örnek. Yani insan uykuyla uyanıklık arasında bir dönemde hipnoza geçtiği zaman beyni şartlanmaya daha yatkın hale geliyor ve ona her şeyi söyleyebiliyorsunuz. Ağrıları hissetmemesini söylüyorsunuz, bazı konuları hatırlamamasını söylüyorsunuz ve onları yapıyor. Yani bizim şartlandırılmaya yatkın olmamız bir diğer faktör yanılmanın önündeki. Yani içinde bulunduğumuz çevre etkiliyor. Efendim hüküm çıkarmak, yani örnekler vereceğim onlara. Olayların psikolojik boyutu, duymak istediğimizi duymak, görmek istediğimizi görme eğiliminde olmamız ve konuşmacıyı değerlendirmemiz. Bir de konuşmacının vurguladığı noktaları, jest ve mimikleri anlayamamamız yanılmada etkili diğer faktörler oluyor arkadaşlar. Düşüncelerimiz şartlandırılabilir. Bakın şimdi size bir soru soruyorum. Şimdi 4 tane soru soracağım size arkadaşlar. Lütfen dikkatli dinleyin. İşte A bölgesinde taralı alan, dışında kalan alanı iki eşit parçaya bölürüz. Ya bu gayet kolay değil mi? Evet, birinci soru böylece kolayca halloldu. Şimdi gelelim ikinci soruya.
B bölgesinde taral alan dışında kalan alanı 3 eşit parçaya bölünür. Yani bu da çok zor değil aslında. Evet. Gelelim dördüncü soruya. Üçüncü soruya. C bölgesinde taral alan dışında kalan alanı 4 eşit parçaya bölünür. Yani burada işler biraz daha zorlaştı değil mi? Nasıl yapacağız da böleceğiz? Ama bunun çözümü var. Şöyle ki. Evet, şimdi işte gelelim asıl zor kısmına. Yani D bölgesini 7 eşit parçaya bölüyoruz. Hadi bakalım. Yani bu dünyada bu soru 7 saniye imiş rekoru. Biz de başlatalım saniyeleri. Siz de bir düşünün bakalım bu 7 eşit parçaya nasıl bölünebilir? Böyle bir şey mümkün mü acaba? Evet, saniyeleri hızlandıralım. Ben şöyle devam ediyorum. 7 saniye doldurduk arkadaşlar. Evet, cevabımız nasıl? 7 eşit parçaya bölmek için bildiğiniz basit bir bölmeyle 7 eşit parçaya bölüyoruz. Yani gittikçe zorlaşan bir sürece doğru şartlanınca sanki bunun daha zor, kompleks bir şey olacağı zihnimize yerleşiyor. Ancak öyle değil. Yine başka bir örnek. Mesela bakın bu da çok hoşuma giden bir örnek. 1 eşittir 5, 2 eşittir 25, 3 eşittir 125, 4 eşittir 625 ise 5 eşittir kaçtır arkadaşlar? Hemen matematiği iyi olanlar cevap vereceklerdir. Ancak 5 eşittir 1 arkadaşlar. İlk satırda vermiştik. Yani dizeyi devam edersek bizi şartlandırıyor. Biz bir yere doğru gidiyorsunuz. Yine bakınız şekildeki 9 noktayı elinizi kağıttan, ekrandan kaldırmadan ve aynı doğrunun üzerinden bir daha geçmeden 4 doğruyla birleştiriniz. Doğrular birbirini tek noktadan kesebilir. Ve bu sorunun cevabı var arkadaşlar. Şöyle bir uğraşın. 15 saniye bekleyelim. 9 noktayı birleştireceksiniz. Yani bu sorunun çözümü var. Çözümünün önündeki engel daha önceki alışkanlıklarımız. Daha önceki alışkanlıklarımız nedir? İşte noktanın birinden başlamak, öbürlerin üzerinden geçmek. Ancak noktanın sınırlarını aşmayı düşünmediğimiz için mesela bu çözümü şöyle yapalım. Yani noktaları aşmayı düşünebildiğimiz zaman çözümün olduğunu görüyoruz. Evet, ikinci bir faktör çevre. Yani olayın geçtiği yer de bizi etkiliyor. Mesela iş yeriniz yakınsa işe gitmek zevklidir, spordur ama uzaksa eziyettir. Efendim acele işiniz varsa ışıklar böyle daha uzun uzun yazar. Yani kırmızı ışık bir türlü yeşile geçmek bilmez. Veya telefon eğer gece çalıyorsa acı acı çalar değil mi? Gece yarısı acı çalar. Aslında normal çalmaktadır ama öyle bir algı. Sonra hüküm çıkarmak. Yani başka bir. Ya adam ilaç içen birini gördüysek o hasta zannederiz. Hasta diye düşünebiliriz. Ama değil adam hasta değildir mesela. Bir ilaç takviyesi, gıda takviyesi alıyordur. Efendim işte adam yürüyerek gidiyorsa arabası yoktur diye düşünebiliriz. Yok adam spor olsun diye yürüyordur mesela. İşte içki içmiyorsa dindardır diye düşünürüz. Alakası yok. Adam sağlığını düşündüğü için mesela içmiyordur. Bu tip hükümler de bizim yanılmamıza sebep olan faktörlerden biri. Olayların psikolojik boyutu, bu da önemli. Mesela burada çocuk, yani kimsenin onu anlamaması ciddi bir sorun, mutsuzluk kaynağı. Ancak çocuk olsun diyor, sanatçıları da kimse anlamaz. Yani sanatçıları da anlamayan olduğuna göre ve bu artık anlaşılmaz olmak onun için sorun olmaktan çıkmaktadır. Yani her olayın altında yatan bir psikolojik durum vardır. Yani aynı olaya farklı psikolojik durumlarla farklı yanıt verebiliriz. Anlaşılmaz olmak sorunken anlaşılmaz olmak mutluluk kaynağı da olabilir.
Evet, yani işitmek istediğimizi duyma ve görmek istediğimizi görme eğilimimiz hepimizde var. Hani çocuklara diyoruz, finalde geçtiniz, geçtiniz, kalırsanız bütünlemede yardım etmem. Şimdi bunu duyunca çocuklar ne yapıyorlar? Hemen kapıya dayanıyorlar. Hocam işte bütünlemeye kalırsak kimseyi geçirmiyormuşsunuz. Aslında bunu söylerken öyle bir niyetimiz yok. Niyetimiz ya finalde nasılsa bütünlemede de öyle olacak. Ekstradan bir yardım söz konusu olmayacak ifade ediyoruz. Fakat çocuklar ne oluyorlar? İşte hoca bizi bütünlemeye kalırsak kalacağız, bırakacak gibi bir anlam çıkarılabiliyor. Yani öyle düşündükleri, öyle bekledikleri için öyle bir anlam yükleyebiliyorlar. Yine konuşmacıyı değerlendirmek de bizim hata kaynaklarımızdan biri. Bunlar bir zamanın böyle çok medyada çok görülen şahıslardı. Şu anda sizler bunların bir kısmını tanımıyor bile olabilirsiniz ama buraya en çok sevdiğiniz ve hiç sevmediğiniz insanları koyun. Aynı cümleleri onların ağzından dinlemiş olsanız ne düşünürsünüz? Yani sevdiğiniz, takdir ettiğiniz birisi bir şey söylerse o size doğru gibi gelir. Yani sevmediğiniz birinin söylediği bir şey de zaten yanlış gibi gelir. Direkt reddetme eğiliminde olursunuz. Bu da hata kaynaklarımızdan birisi arkadaşlar. Yani konuşmacıyı, konuşmacının durumuna göre, daha önce yaptıklarına göre şu anki söylediklerini değerlendiriyoruz. Aslında o şey ya doğrudur ya yanlıştır. Kim söylerse söylesin. Bir de konuşmacının hani vurguladığı noktalar, jest ve mimiklerini anlayamama da bir diğer hata kaynağıdır. Bazen takılırız. Yani konuşmacının bazı hallerine takılırız veya kaçırırız. Yani konuşmacı için de hep söylenir. Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır. O yüzden tabii dinleyiciye göre konuşmak da önem arz ediyor. Evet, buraya kadar düşündüklerimizle ilgili güzel bir söz söylemiş. Bu her kimse, Silveyne Herpin, düşündüğünüz, söylemek istediğiniz, söylediğinizi sandığınız ve söylediğiniz, karşınızdakinin duymak istediği, duyduğu, anlamak istediği, anladığı arasında farklar vardır. Dolayısıyla insanların birbirini yanlış anlaması için en az 9 ihtimal var. Evet, yani bizim niyetimizin karşımızdakinin zihnine düşmesi arasındaki süreçte hata ihtimalleri sürekli oluyor. Peki neyi vurgulamak istiyoruz? Yani nedir mesele? Arkadaşlar yanılabiliriz. Ya bize çok doğru gibi gelen bir şey aslında doğru olmayabilir. Yani bizim bu ihtimali sürekli aklımızda bulundurmamız lazım. Ya böyle bir ihtimal var. Yani bu masumane olabilir. Hani kişiler yanlış anlayabilir veya yanlış anlaşılabilir. Hani burada bir art niyet yoksa kişilerin altyapıları, bilgileri, tecrübeleri vesaireleri buna bağlı yanlış anlama ve anlaşılmalar varsa bu bir şekilde tolere edilebilir. Ancak kötü niyetli kişiler bizleri aldatabilir arkadaşlar. Bizler içinde bulunduğumuz konum, şu anda belki çoğunuz öğrencisiniz. Öğrencilerin aldatılması büyük yıkımlar oluşturmayabilir. Ancak yarın özellikle yetki sahibi olduğunuz zaman, aldatılmanızın bedeli çok ağır olabilir. Ne yapalım? Yani bu masumane oluyorsa, hani yanlış anlayabilirim veya anlaşılabilirim düşüncesini kabullenmeli ve bunu akılda tutmalıyız. Yani ben yanılabilirim. Ve bunun için iletişim becerilerini geliştirmeliyiz arkadaşlar. Bunlar geliştirilebilir. Mesela ben Thomas Gordon'un EAE diye bir kitabı var. Etkili Ana Baba Eğitimi. Aynı yazarın Etkili Öğretmenlik Eğitimi var, EÖE.
Yine aynı yazarın Etkili Liderlik Eğitimi var. ELE. Thomas Gordon. Tavsiye ederim. Yani iletişim becerilerinizi geliştirmek adına benim çok istifade ettiğim kitaplar, sizlere de tavsiye ederim. Eğer kötü niyetli oluyorsa aldatılabilirim. Bu ifadeyi yine aklımızda tutmalıyız ve algılama becerilerini geliştirmeliyiz. Yani aldatılabileceğimizi düşünerek ona göre davranmalıyız. Galiba Hazreti Ali radıyallahu anh'a atfedilen bir söz duymuştum. Yani bir kaynaktan okumadım da sözlü olarak duymuştum. Yani suizanla kendinizi koruyunuz diye. Yani böyle bir ihtimal, bir aldatılma ihtimalimizin olduğunu düşünmeliyiz arkadaşlar. Böyle bir şey aklımızın ucunda olmalı. Evet, şimdi gelelim kritik analitik düşünme nedir? Bu iletişim becerilerine katkıda bulunacak, algılama becerilerini geliştirecek, böylece sosyal münasebetlerde daha dengeli, daha az yönlendirilen, olayların arka planını daha iyi görebilen bireyler olmamıza katkı sağlayacak bir metottur arkadaşlar. Kritik analitik düşünme bir metottur, sistematik düşünme metodudur. Bu şöyle isimleri analiz edelim. Kritik analitik, yani kritik demek tenkit, eleştirme, eleştiri. Kritik etmek, eleştirmek, incelemek, araştırmak. Analiz, bir bütünü kendini oluşturan parçalara ayırma, tahlil etme, çözümleme. Analitik ise çözümleyici, çözümlemeli, tahlil edici, tahlili anlamına geliyor. Yani kritik, analitik düşünme, eleştirel bir yaklaşımla, değerlendirme amacıyla tahlil ederek olayları anlamaya çalışmak. Eleştirel bir yaklaşım, tahlil ederek olayları anlamaya çalışmak. Şimdi kat değişik tanımlar var. Olayların, söylemlerin arka planını anlayabilecek bir düşünme şeklidir. Yani bize gösterilen, sunulan şeylerin arkasında o niyeti algılama çalışmasıdır. Yani emekle bir emek karşılığı aldığımız mükafatın mesela orantılı olması lazım, değil mi? Yani bir yerlerden yapılan yanlışı bizim yakalayabilmemiz lazım. Bu da çok güzel bir tarif. Bizi ayaklarımıza baktırıp bize tokat atmak isteyenlerin niyetini anlamak ve gereğini yapmaktır. Değil mi? Muhteşem. Ne gibi tanımlar var? Bir konuyu, sorunu ya da problemi alt başlıklarına ayrıştırıp tümden gelimle ve her bir başlığı ayrı ayrı irdeleyip eleştirerek ve her biri arasındaki bağlantıları gerçekçi kanıtlarıyla ortaya koyarak, yani tüme varımla düşünmek ve değerlendirmektir. Yani tümden gelimle analiz etmek, sonra tüme varımla tekrar değerlendirmektir. Yani tümden gelimli ne demektir? Örnek verecek olursak, hani iki tür çıkarım vardır. Doğrudan çıkarım. Her insan canlıdır. Öyleyse bazı canlılar insandır. Ya bunlar biraz mantık yaklaşımları ama yani dolaylı çıkarımsa insanlar ölümlüdür. Sokrates insandır. O halde Sokrates de ölümlüdür. Veya işte A eşittir B, B eşittir C ise o zaman B eşittir C gibi bağlantılar. Tüme varımsa işte uçurumdan düşen ilk koyun öldü, ikinci koyun öldü, üçüncü koyun öldü, son koyun da öldü. O halde uçurumdan düşen koyun ölür gibi yaklaşımlar. Tüme varım daha çok gözleme ve deneye dayanır. Daha çok fen bilimlerinde kullanılır. Arkadaşlar şimdi üç tip dinleme var. Birincisi alıcı, ikincisi analiz ederek dinleme, üçüncüsü sonuç çıkararak dinleme. Şimdi alıcı dinleme dediğimiz konuşan kişiyi
değerlendirmeden, verdiği bilgileri değerlendirmeden, yorumlamadan anlattıklarının hepsi doğruymuş gibi dinlemedir. Mesela siz şu anda benim anlattıklarımın hepsinin doğru olduğunu düşünüyorsanız şu anda alıcı dinleme vaziyetindesiniz. Bu istenilen bir şey değil. Bizim mutlaka analiz ederek dinlememiz, sonuç çıkararak dinlememiz gerekir. Hani dinlerken 150-200 kelime insanlar konuşur. Mesela okurken de 150-250 arası değişir diyelim. Ama 700 kelimeyi düşünebiliyoruz ya, işte zihnimiz sürekli karşımızı dinlerken oradan aldığımız bilgileri analiz etmeli arkadaşlar. İşte analiz ederek ve sonuç çıkararak dinleme, kritik analitik düşünme olmaktadır. Peki neden kat? Yani değişime açık olmak için kat diyoruz arkadaşlar. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki Peygamber Efendimizin bir hadisi, insanları inandıklarından vazgeçirmek, onları bir şeye inandırmaktan daha zordur. Ancak biz değişime açık olmalıyız. Kendimizin de farkında olmalıyız. Yani iyi insan olmak için önce kötü insan olduğumuzu anlamalıyız. Yani burada kendimizi fark etmeliyiz. Yani düşünmenin önemini kavramalıyız. Düşünmeden öğrenmek beyhude, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir demiş Confucius. Kullanılmayan, yorumlanmayan bilginin fazla da işe yaramadığını anlamak için kat diyoruz. Başkalarının bilgisiyle bilgin olabilsek de ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz demiş Montaigne. İtidalli olmayı öğrenmek için kat diyoruz. Hani vurguladığımız konu, hani bana doğru gelen hiçbir şey yoktur ki yanlış gibi de gelmesin. Yani bir yerlerde hata yapıyor olduğumuzu, o ihtimalin varlığını düşünmek. Yani dogmatik değil de bilginin akıl süzgecinden geçirilmesini destekleyen bir yöntem olduğu için biz kadı önemsiyoruz. Yani düşünerek öğrenmeyi, öğrenirken de düşünmeyi sağlayan bir yöntem olduğu için kat diyoruz. Evet, yani bu kat yeni bir şey mi? Yoksa eskiden beri var olan da sadece yeni bir isimde mi sürünmektedir? Mesela toplumumuzda feraset kelimesi var. Değil mi? Çok ferasetli insan deriz mesela. Anlayışı, sezişi, sezgisi, zekası yüksek anlamına gelir. Feraset. Başka izan, yani anlayış, anlama yeteneği, yani yine kullanıyoruz. Çok boyutlu düşünelim dediğimiz mesela, çok boyutlu düşünme. Efendim, objektiflik, yani duygusal zeka mesela, birazdan buna değineceğiz. İşin künhüne vakıf olma gibi bizim halihazırda kullandığımız, kültürümüzde olan ve kadı bir şekilde zaten kullandığımız ifadeler olabilir. Bunların hepsi bir şekilde kritik analitik düşünmeyle ilişkili yaklaşımlar. Duygusal zeka ile ilgili birkaç kelime edelim. Yani IQ sizi, yani zeka sizi okuldan mezun eder. Ancak duygusal zeka, emotional IQ ise hayattan mezun eder. Ne kadar önemli değil mi? Duygusal zeka, duygularınızı ve iletişimi hayatta ne kadar doğru kullandığınızı ölçer. Şimdi bakalım. Yani duygusal zeka, hani başkalarının duygularını anlama, yaratıcılık, esneklik, dayanıklılık, stresle mücadele, liderlik vasfı, konsantrasyon, kendinizle ve diğer insanlarla ilişkilerinizle ilgilenir. Yani bizim 90 yaşındaki ninemiz televizyon açmayı beceremez. Ancak yani evde gelin, kayınvalide, akraba, komşu ilişkilerini başarılı bir şekilde düzenler, organize eder. Yani onun başarısı duygusal zekasının yüksekliğiyle alakalı bir durumdur. O yüzden artık gelecek arkadaşlar duygusal zekası yüksek kişilerin üzerinde ilerleyecek. Yani çok zeki olabilirsiniz ancak zeka sizi
başarıya götürmüyor. Evet, dersinizde başarılı olursunuz. Ancak işte evinizde evliliği götüremezsiniz. Arkadaşlarınızla dostluğunuzu götüremezsiniz. Ya yani bir yerde efendim işte liderlik yapamazsınız, idarecilik yapamazsınız. Yani duygusal zekanız bu açıdan önem arz ediyor. Duygusal zeka geliştirilebilir bir şey arkadaşlar. Evet, inanç sistemimizde kat var mı? Kur'an-ı Kerim'de düşünün, değerlendirin, araştırın anlamında hiç düşünmez misiniz diye ayetler çoktur, okumuşunuzdur. Yine tefekkür, yani düşünmek ibadet sayılır. Yani ve düşünmeden yapılan ibadetlerden de çok daha kıymetlidir. Yine mesela istişare sistemi vardır. Yani Peygamber Efendimiz'i düşünün. Yani Allah'ın peygamberi, Allah-u Teala'dan direkt mesaj, vahiy geliyor. Yani dünyada siz varsınız zaten. Mesela o bile ne yapıyor? Sahabesiyle istişare ediyor. Bu konuda ne dersiniz? Bu konuyu nasıl yapalım? Ve onların verdikleri fikirlerden istifade ederek ortak bir karar veriyor mesela. Yani istişare, yani bu hani kritik analitik düşünmenin de bir parçası diyebiliriz. Ya bizim inanç sistemimizde düşünme ve irdeleme var. Peki biz bu beceriyi kazanabilir miyiz? Arkadaşlar, iletişim becerileri geliştirilebilir. Yani söze takılmadan niyeti sezebilme becerisi. Ya bu çok önemli. Yani mesela çocuğunuz o ders saati var, oyun saati var. İşte ders saati geldi, hala oyundan mesela çıkmak istemiyor çocuk. Siz de hadi artık bırak falan deyince, işte senden nefret ediyorum, ondan sonra filan gibi böyle ifadeler kullandığını varsayalım annesine. Ya annesinin ne demesini bekleriz? Yani nankör, seni ben 9 ay karnımda taşıdım, yemeğini yapıyorum, bunu yapıyorum, nasıl benden nefret edersin sen mi demeli? Yoksa çocuğun aslında annesinden nefret etmediğini, fakat o anda işte oyundan ayrılamadığı için, ayrılmak istemediği için o derse gitme isteksizliğini bir şekilde, o şekilde mi yansıtıyor? Aslında bunun öyle olduğunu anne hemen anlamalı. Aslında oyununu şu anda bırakmak istemiyorsun, ancak ben de sana hatırlatmak zorundayım gibi bir ifade kullanabilir. Böylelikle hem çocuğu anladığını karşıya hissettirir, hem de ortada kriz çıkmaz. Yani çünkü çocuk, işte orada çocuğun niyetini annenin anlaması lazım. Bizler de öyle. Yani özellikle yakın dostlarımızdan ve yakın akrabalarımızdan böyle ciddi kırılmalar oluyor. Çünkü insan sevdiğine kırılır. Ama sevdiğini doğru anlaması lazım. O yüzden söze takılmadan niyeti sezebilme becerisi kazanmamız lazım. Bu az önce size verdiğim yani iletişim becerileri için Thomas Gordon'un kitapları güzel kaynaklardır diye düşünüyorum. Sistematik düşünme yorumlama teknikleri geliştirilip uygulanabilir. Arkadaşlar, bunlar hepinizin de duyduğu, bildiği altı şapkalı düşünme tekniği, 5N1K, olay sonunda kimin işine yarıyor gibi yaklaşımlar sistematik düşünmeye bizi alıştırır. Yani bu sonunda kimin işine yarayacak? Bu önemli. Yani bizim şu anda önümüze sunulan şey değil de sonuçta nereye gidecek bu mesele. Altı şapkalı düşünme tekniğinde kendinizi ne yapıyorsunuz? Farklı rollere büründürerek yaklaşıyorsunuz. Yani bir hoca yerinde olsam ne derim? Öğrenci yerinde olsam ne derim? Efendim veli yerinde olsam ne derim? Efendim çalışan yerinde olsam ne derim? Falan filan.
veya bir olay olduğu zaman işte ne oldu, ne zaman, nasıl, niçin, nerede gibi veya kim yaptı gibi şeyleri. Ya bunlar sistematik düşünmeyi bizi alıştıran olaylar. Bir de değişik kaynaklardan bilgilenme önemli arkadaşlar. Ya bu değişik kaynaklardan bilgilenme, yani tek yönlü beslenenler ondan sonra hata yapmaya şeydir. Adaydır maalesef. Evet. Devam edelim galiba. Bitiriyoruz. Bol egzersiz. Evet. Biz arkadaşlarımızla zaman zaman bir araya gelirdik bu konuyla ilgili çalıştığımız zamanlarda. Yani olayları beraber değerlendirirdik. Yani özellikle günlük olayları, efendim siyasi olayları değerlendirirken beraber egzersiz yapabilirsiniz. Özetleyecek olursak arkadaşlar, algılamamız seçici ve yanıltıcıdır. Yani biz yanılabiliriz. Bu ihtimali sürekli göz önünde bulundurmamız lazım. Dış dünyadaki gerçek bizim gerçeğimizdir. Kat doğruyu yakalamamıza yardımcı olacak bir sistemli düşünme metodudur. Bu metot öğrenilebilir ve geliştirilebilir. Evet arkadaşlar, benim sizlere anlatacağım konular bu kadar. Şöyle paylaşmayı kapatıyorum. Evet. Sunuyu durduralım. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu değerli ve faydalı konuşma için Sayın Fatih Gültekin Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Katılımcılardan sorusu veya katkısı olmak isteyen varsa bize bildirebilir. Orada el kaldırma tuşuyla veya sohbet ekranından, chat ekranından. Gerçekten ben kendi açımdan en azından çok faydalı bir konuşma oldu. Kendimde çok bundan katkısı oldu. Diğer katılımcılardan da sorusu veya katkısı olan varsa lütfen. Ben bu arada bir ekran daha paylaşayım. Mesela Instagram hesabında Kat Quiz diye bir şey var arkadaşlar. Burası çok güzel. Burayı tavsiye edebilirim size. Kat Quiz. Ekran galiba geldi. Tahmin ediyorum. Evet hocam, geldi. Yani buradan böyle günlük birkaç günde bir paylaşımlar oluyor. Hakikaten böyle istifade edeceğinizi düşünüyorum. Bir de web sayfamız var, kritik-analitik.com. Hani orayı da ziyaret edebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen kritik-analitik.com. Evet. Bakayım. Herhangi bir sorusu olan şimdilik yok. İnşallah hocam bir konuşmaların devamına sizden yine böyle güzel bir konuşma için yine talepte bulunabiliriz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sunumu o zaman burada tamamlıyoruz. Herkese iyi günler dilerim. Tekrar Fatih hocamıza çok teşekkür ederiz. Peki, hayırlı günler diliyorum. Yine görüşmek üzere. Teşekkür.